E, yani bilmiyorum ki yani Ebru bir zam yaptı elektriğe şey zam hepsi etkilemiş işte Sabah gelmeden önce bir e, haber izledim bir tane eski bakan milletvekili incir üreticilerin arasında açıklama yapıyor Hı -hı. E, orada e, işte muhtar var köylüler var bilmem ne var onlar gayet hallerinden memnun görünüyorlar yani e, şeyde manavda incir e, 150 lira onlar tarlada 7-8 liraya satıyorlar hadi 40 liraya satsınlar kimse bunu sorgulamıyor. Orada bakanın arkasına eski bakanın arkasına dizilmişler hayatlarından gayet memnun görünüyorlar. Dolayısıyla bizim burada e, yani onlar için onların e, hakkını hukukunu savunma gibi bir şey, lüksümüz olamaz e yani adamlar de memnun de İncir yollara çıkıyor. Mi? Ya bilmiyorum işte bu biz, Karpuz, bizim anlayamadığımız, bizim göremediğimiz bir şey. Şimdi dün mesela buradan çıktıktan sonra e, Manav'a gittim. Bamya ne kadar diye sordum. 200 lira dedi. Ah bamya takımı Ya 200 dedim 200, de. liraya bamya <laughs> mı? Ba, 200 liraya bamya mı olur dedim. Dedi ki abi saat şey bir kilo bamyayı 100 liraya topluyorlar dedi. Bir kişi bir günde maksimum işte 14 kilo mu ne topluyormuş. Öyle bir bir takım rakamlar verdi. Bir de bamyayı bugün aldın 20 kilo. 24 saat sonra 17,5 kilo. Yani şeyde dururken 2,5 kilosu gidiyor diyor. Yani ağır, Ağırlığı azalıyor, buharlaşıyor, şey oluyor böyle değişik bir şey söyledi. E şimdi yani Düşünün aynısını ben şeyde gördüm. yine yine İzmir'de Manisa'da gördüm. İncir e, işte e, üzüm e, şeftali e, işçilerin günlüğü bin lira. Yani bir bahçeye hani 30 tane şey yapsan işçi soksan bir gün çalışsalar e, 30 bin lira toplama parası veriyorsun. Sen o topla o gün toplanan e, ürünü 30 bin liraya satabiliyor musun? Ya da ne kadara satabiliyorsun? Yani, yani her şey bu kadar vahimken ben, ben şaşırdım. Ben, ben şaşırdım. Yani bu, bu <laughs> çiftçilerin e, o, o da dalga geçiyor eski bakan da milletvekili arkadaş da geçen sene çok kazandık. Bu sene sadece kazanacağız diyor. Yani geçen sene incir satışından çok kazanmışlar bu sene sadece kazanacaklarmış çoku attık diyor. Ya resmen alay ediyorlar yani bunun, bunun e, dolayısıyla da bu bu rakamlarla çok fazla ben artık şey yapmıyorum e, TÜİK'in açıkladığı %52'lik enflasyon. E, şimdi Eylül ayındayız en çok yapılan harcama ne okul harcaması değil mi neden çünkü bu ülkede 11 milyona yakın öğrenci var. Belki daha fazla yani sadece düşünün bir senede üniversite sınavına giren yeni mezunun öğrenci Hı. sayısı 1.9 milyon falan. E diğer sınıfları düşünün, üniversite öğrencilerini düşünün, ana sınıflarını düşünün, ülkedeki öğrenci sayısını düşünün. E şimdi ülkenin neredeyse işte hani e, 8'de ikisi yani her 8 kişiden ikisi e, bir şey yapıyor işte okul ihtiyaçlarını karşılıyor vesaire ve okul ihtiyaçlarındaki artış oranı yüzde sekizin üstünde fakat bu bizim enflasyonumuza yansımıyor yani tenis topu kadar yansımıyor düşünün defter kalem bilmem ne harcamalarındaki artış fiyat artışı tenis topunun oransal olarak artışı kadar yansımıyor yani bu işte zaten mesela ulaştırma diyorsun. Ulaştırmanın oranı hiçbir zaman düşmüyor. Her konunun içinde ulaştırma var. Tabii. Dolayısıyla ulaştırmadaki bir artış her tarafı etkiliyor. Ulaştırmadaki evet. artış şey yapmıyor. Konut diyorsun mesela. Elektrik, su vesaire 85 milyonu ilgilendiriyor. Tabii. Dolayısıyla ağırlığı çok yüksek. Enflasyon Aynen. hesabındaki ağırlığı çok yüksek. Doğalgazın 0.65 puan, puan etkisi artış ne oldu bu ay? Yani en, Ağustos enflasyonu. E, ee, e gerisi peki o zaman yani o zaman bizim enflasyonumuz doğalgazı çıkardığımızda yüzde bir nokta arttı öyle mi? Yo bir sürü konut ...kalemin içinde bir sürü şey var elektriğe de zam geldi. Hayır hayır şunu hayır şimdi bak top, totalde yüzde iki %0.65'i mi demiştin? Ne ne kadar demiştin? 0.65 şeyden geliyor. Doğalgazdan doğal kaynaklanıyorsa. Tamam doğalgazdan 2.4'ten çıkar onu. O zaman yani doğalgazdan ayıklanmış enflasyon 1.8 falan. Ama mesela akaryakıttan e mı yapıyorsun? Bunu hangi... O e, gıdayı da etkiliyor. E, şey. Dayanıklı malı da etkiliyor. Ev eşyasını da etkiliyor. Bir sürü kalemi etkiliyor. <laughs> Hayır, yani şunu Alpaki anlatmaya bir şey çalışıyorum Ebru. Ne? Hı. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Yani bir ürünün e, kullanım yaygınlığından bahsediyorum. Ama mesela diyelim tenis topunun fiyatı çok artmıştır, yüzde 300 artmıştır. Ama bunu Türkiye'de toplasan, işte bir yılda 10 bin tane tenis topu satılıyorsa, atıyorum Hı. ki o kadar da yoktur. Onun ağırlığı düşüktür. Aynen. Ama bir defterin fiyatı yüzde 10 artmışsa. Ya yani bu ay itibariyle Türkiye'de de milyonlarca öğrenci varken, 50 -90 milyonlarca defter. öğrenci kendisine defter vesaire falan alıyorsa, onun ağırlığı çok yüksektir. Doğru. Ama görüyoruz ki rakamlarda, rakamlarda enflasyon rakamlarında şurada burada sanki tenis topuyla defter eşit ağırlıkta. Yani böyle bir şey var, böyle bir tablo var. Yani sanki defterin ağırlığı defter şimdi kırtasiyede yüzde sekiz diyorsun ya artış aylık artış. Hı hı. Gıdada ne kadar dedin yüzde altı mı eksi. dedin? Eksi gıda düşmüş Deniz ay bir tanesi daha yüksekti. Bir bir kırtasiye yüksekti. Bir şey daha kırtasiye yüksekti. Kırtasiye şey eğitim kalemi, konut kalemi. Eğitime konut en yüksek. On en yüksek bunlardı. Sonra söyleyeyim ne geliyormuş. Sağlık i̇şte e, alkol içecekler <laughs> ve tütün geliyor, ulaştırma geliyor, eğlence geliyor. Diye hepsi zaten %2'nin üzerinde yüksek. Hepsi çok yüksek yani. E, Ağustos Alostosa e, Tamam Ağustos işte ayına bunlar göre. bu kadar yüksekken ortalaması nasıl %2.4 çıkıyor? İşte gıda fiyatı düşmüş giyim ve ayakkabı fiyatı neredeyse artmamış. Gıda fiyatı nerede? ya kardeşim nereden i̇şte alıyorsun gıda sen İşte gıda düşünce bayağı. onun ağırlığı ya, yüksek olunca gıda fiyatları incir, 1 bakın. düşünce soralım izleyicilerimize Ağustos'ta gıda fiyatı düştü mü öyle mi hissediyorsunuz diye. E, gıda fiyatları ya, peynir, düşünce enflasyonda da aşağı kardeşim, bir şey inmiş. Soracağım. Bir de baz etkisi bir şey var. Ha. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. E, Alaaddin Aktaş'ın hesapladığı rakama göre şu anda beyaz peynirin kilosunun ne kadar olması gerekiyor? En son hesapladığımızda 100, 154 134 lira, lira mıydı? TÜİK e, 150 lira falan 154, diyor. 154. Uh -huh. e, tamam 2,5 artır onu. Yani üstüne 3 lira koy 5 lira koy tamam, 160, 160 lira 505, olması gerekiyor 160 lira değil mi? Olsun. Beyaz Hadi peydir. 165 lira olsun. Peynir 400-500 lira. Ne 400-500? Ben daha 2 gün önce gittim aldım fişini de sakladım istersen Ezin göndereyim. <laughs> Al. 600 gram peynir ezine peyniri 368 <laughs> lira ya yani Çal. gerçekten ya ben bunu, bunu nereden alıyorsunuz kadar? siz ben de bir kalıp bir kalıp alırım e kilo kalıp demedim kalıp zaten ne 600 dedim bak 600'i geçiyor Ebro, 600 seninki 600 dedim zaten seninki 600'i geçiyor hayır 600 600 gram ya 600 gram ha, peynir 348.95 yani ha, pardon, bir kilosunu pardon. al Ay. Neredeyse 600 lira kilosu yani. E şimdi sen e, TÜİK'in enflasyon verisine, sepetine bak. Oradaki peynir 160 lira. Nereden alıyorsun ya? Neyle yapıyorsun peyniri? Suyla mı yapıyorsun? Bilmediğimiz bir keşif mi yaptın? Kimyasalları karıştırarak peynir mi yapıyorsun yani? Lor peynir herhalde o. Kırıntı peynirden bahsediyor. Bir başka açıklaması Hayır, ama... lor bile o fiyata kadar. alamazsın. Ebru... Loru, ...loru bile alamazsın o fiyata. Yani bu bun, bunun artık şeyi yok ama ben de ısrarla bunu demeye devam edeceğim o milletvekilinin arkasında duran çiftçiler her şeyi hak ediyor hak ediyorlar kardeşim ya ne yapsınlar işte pazarda bak burada pazar günü ulusta ben halde dolaştım İşte o ara sokaklarda satış yapan yerlerde dolaştım falan millet e, şey yani hayatından memnun gerçekten ya memnun yani Bazıları Öyle yani olur. gidin ulus hal, ulusta ara sokaklarda falan dolaşın Allah şükür, şaşırırsınız yani şaşırırsınız fiyatlar yüksek mi yüksek e nasıl şey yapıyorsunuz çok şükür devletimiz var olsun şey olsun bu, zaten de yani hükü, hükümetimiz var olsun falan yani bunu, bunun bu şey yapmanın bir anlamı yok Peki. bence bu hak ettiğimiz hayatı yaşıyoruz yani. Hı. Yani genellemesek de... Birlikte şimdi biz de yaşıyoruz. İstanbul'da ya Yok, gene... Bir kısmı <laughs> öyle ama dediği doğru Deniz yere. Yani halkın hala anketlerde bir kısmı %25-30'u iktidar destekliyorsa bu böyle. İbni Sinan'ın çok güzel bir sözü var. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz diyor. Yani önünde ne olursa olsun görmek istemiyorsan... Hocam görmene gerek yok, yaşıyorsun. Ama işte istemiyor, kaçıyor gerçekten. Görmek istemiyor, konduramıyor. Yaşadığının farkında ama... Ya bunu adam mesela diyorsun ki Ebru... Ya yumurta yumurta diyorsun şu kadar ben yumurta yemiyorum ki zaten diyor. Bu eskiden şey vardı ya benzin fiyatı artınca. 50 liralık. Ya alınıyor. beni ilgilendirmiyor ben hep 100, 100 liralık 50 liralık alıyorum diyenler vardı ya. böyle, böyle bir ya şey bravo var. Böyle, yani, mutlu yani olabiliyorlar yani kendilerini takdir ediyorum. Ya fakirliği kabullenmiş bir şey var e, ülkede. Yani bu Çünkü fakirliğin iktidar, ötesinde bir durum. Fakirliği... Fakir iktidar yönetiyor, yönlendiriyor. Yani bundan faydalanıyor. Bu Yani. Şimdi, bu ortamda çocuklarımız ya, da fakir kalır ama. Ne işte yani olacak ki ben böyle yaşadım. Çocuğumda işte biraz önce. Şimdi bak. Demin Ozan Bingöl ne dedi? Bunlar yüzde kırk altısını her kazandıkları 100 liranın 46'sını altısını eğitime harcıyorlar. onlarda da binde bilmem ne kadar dedi değil mi? Aracağım, ne kadardı da zaman rakamlar? 63 kuruşunu. Sadece 63 kuruş. Her 100 lira yani 63 bak, kuruşunu. Birisi 100 liranın 63 kuruşunu harcıyor. Diğeri 100 liranın 46, 46 lirasını lirası. harcıyor. Böyle yani işte yoksulluk kader olur. Yoksulluğu bak, kıramazsınız böyle. İşte bak ben, ben hep şunu söylerim. Bütün konferanslarda mi? konferanslarda şurada burada hep şunu söylerim. Bir ülkede eğer hırsız değilseniz, çalmıyorsanız, çırpmıyorsanız, piyango'dan bir şey çıkmadıysa, mevcut standartınızı değiştirmenin tek bir yolu var: eğitim. Evet tabi. Eğitim süreçlerinden geçerek yaşam standartınızı değiştirirsiniz. Aynen. Hanlar amamlar kalmadıysa. Ben hep, hep mesela benim dedem Sovyetler Birliği'nden kaçıp geldiğinde. İşte Latin alfabesini bile bilmeyen bir bir köylü Sekiz çocuğunun 8'inde köy enstitüsünden dönüşen öğretmen okulunda okutuyor ve öğretmen yapıyor. Onlar dedemden, çocukları dedemden bir standart daha yukarı çıkıyor. Sonra onlar çocuklarını okutuyorlar, mühendis oluyor, doktor oluyor vesaire. Çocuklar da ikinci kuşaktan bir tık daha yukarıda oluyor ekonomik olarak yaşam standartı olarak vesaire. Ve şimdi ben babamın bana sunduğu eğitim imkanlarından daha fazlasını çocuğuma sunmaya çalışıyorum. Ki onun yaşam standartı benimkinden bir tık daha yukarıda olsun. Çünkü biz çalmasını çırpmasını bilmiyoruz. Dolandırmasını bilmiyoruz. Yolsuzluk yapmasını bilmiyoruz. Biz sadece okuyarak kendimizi eğiterek çok çalışarak yaşam standartımızı arttırabileceğimizi öğrenmişiz. Ve bu ülkenin bütün namuslu insanları da aynı yöntemi biliyor. Onun için yoksul insanların da kendi çocuklarının kaderini değiştirmesinin en önemli yolunun eğitim olduğunu görmesi lazım artık. Okuyacaksın, okutacaksın ne kadar zor olursa olsun. Ben bazen azim mesela geçenlerde vardı haberleri. Bir baba yedi tane kızını okutmuş Bravo. Önce yaşadım da hala bu. Hala öğrenci kimilerde kimi... çocuklar sonra okutacağız inşallah. Devam etsin. Evet. Yani dolayısıyla da bu bu mesela şimdi eğitim imkanlarına bakıyorsun. E, şimdi Emre'nin biraz önce anlattığı kendi deneyimi okula gidiyorsun. Ya diyor ki Sayın Veli diyor çocukların bu tuvalete girmesini istiyorsan eyvallah. İstemiyorsan parayı bayılacaksın. Böyle böyle bir düzen olur mu ya? Bu sırada da Milli Eğitim Bakanlığı bütün kaynaklarını tarikatlere ve cemaatlere aktarıyor. Onlarla protokollere imzalıyorlar. Onları sivil toplum kuruluşu ilan ediyorlar vesaire falan. E bunu Allah kabul eder mi ya? Sen okuluna gelen çocuğun verisini böyle tehdit edeceksin. Diyeceksin ki ya çocuğun pis tuvaletlere girecek ya da sen şu kadar para ödeyeceksin. Anayasanda da şey yazacak. Eğitim ücretsizdir yazacak. Aha, tabii. Sağlık ücretsizdir yazacak. Fırsat eşitliği vardır. Eğitim eşitliği Bu... vardır. Ya Cumhuriyetin bakın Cumhuriyetin en büyük devrimi eğitimdir ya. Köy enstitüleridir. Şunlardır bunlardır. Meslek okullarıdır. Aynen öyle. Ve köy enstitülerine karşı çıkanlar ne diyorlardı biliyor musunuz? Meclis tutanaklarında var köy enstitüleri kurulmasın diye e, köy enstitüsü teklifine karşı çıkanlar şunu diyorlardı köylüleri kastederek. Ne yani okula gidecekler e, benden daha mı şey olacaklar? Eşeğimin benden daha akıllı olmasını mı istiyorsunuz kardeşim falan diye itiraz ediyorlardı. Meclis tutanaklarında okudum bunu. Ve Cumhuriyet Peki. o fırsat eşitliği eğitim üzerinden yarattığı fırsat eşitliği sayesinde işte İslam köylü, sülüyü, sü, 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 çoban sülüyü Süleyman Demirel'i cumhurbaşkanı yaptı. Rizeli Takacı'nın oğlunu Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptı. Cumhuriyet böyle bir fırsat yarattı, böyle bir eşitlik yarattı. Ve biz bugün ne diyoruz? Çocuğun temiz bir okula gidecekse parayı bayılacaksın diyoruz. Nereden nereye gelmişiz bakın. Çocuklar yeterli beslenemiyor diyoruz İşte beslenme çantalarının maliyeti şu kadar suyla karnını doyurmaya çalışan çocuklar var diyoruz. Bizim çocukluğumuzda 70'li yıllarda o beğenmediğiniz kuyrukların olduğu yıllarda ilkokulda masalarımıza tarişin üzümü fiskobirliğin fındığı konulurdu. Tarım kredi kooperatiflerindeki araçları konuşuyoruz. Yatılı, yatılı okullarda karnımız kabasa doyulur do, doyurulurdu. Üstüne de her ay harcamamız <laughs> için harçlık verilirdi. Ya o dediğiniz eski ya, Türkiye hiç görmediğim böyleydi. Görmediğim yemekleri yedim milli savunma yurdunda diyor. Ben Evru ben patlıcanı bak patlıcanı ilk ilk defa yatılı okulun mutfağında gördüm. Yaşadığım, büyüdüğüm yerde böyle bir sebze görmemiştim. O yüzden patlıcan o gördüm. Bu nedir geçen dedim. sene bayağı hassastı Deniz. Evet, patlıcan e tabii travmatik oluyor yani. Travmatik oluyor tabii. Sonra bir, bir, patlıcana 100 lira ödediğin zaman tabii. öyle bir şok oluyorsun yani. Ya bu bunu de. biz bizim 70'li yıllarda beğenmediğiniz 70'li 80'li yıllarda beğenmediğiniz okullarda önümüze koyarlardı. İşte musakka yaparlardı, imam bayıldı yaparlardı bilmem karnıyarık yaparlardı beğenmezdik. O evet. beğenmediğiniz eski Türkiye öyleydi. Şimdi KYK yurtlarına Şimdi %50 zam zaman. Şimdi patlıcan alabilmek var. için işte bırak yatılı okul yemekhanesini eve sokamıyorsun patlıcanı. Peki. İzledim. Buraya getirdiniz ülkeyi. Yani evet. bunun son, sonra da ka, ha, KYK yurtlarına %50 zam varken senin enflasyonun peki nasıl %51 %2 çıkıyor. %51 çıkıyor. %247. Yok yok yani ayıcık ayıcık şimdi artış şimdi gerçekleşti. Peki gıda fiyatlarındaki düşüşe %1 bir düşüşe yapacak. inanıyor musunuz? Ee, yıllık %45'lik, %44,88'lik bir artışa doğru gerilemiş gıda Ağustos fiyatları Ya Ağustos bitti. Evimize soralım bakalım böyle mi düşünüyorlar? Bak, gıda fiyatlarının düştüğünü mü? şunu soralım. İzleyicilerimize şunu soralım. Bu sene kaç kere manavdan tam karpuz aldınız? Dilimi 15 20 lira. Ya insanlar bu sene tam ka tam karpuz alamadılar. Dilimle dilimle aldılar insanlar Dediler ya. Dediler ya pazarcı esnafı dilimin bile Türkiye... pazarlığını yapıyoruz diye. Tür Türkiye'de görülmemiş bir şeydir bu ya. Karpuz Ben fiyat, görmedim yani. Ben, ben e, 52 yaşındayım. 52 yaşındayım. Şu son 3-4 yılda belki görmüşümdür. Onun öncesinde Türkiye'de dilimle karpuz satıldığını görmedim. Yaparsa AK Parti yapar sayelerinde dilimle satılan karpuzu gördük. Tam karpuz alamamaya başladık. Peki. Ben geçen manavdan yarım karpuz aldım eve gittim. Ya çokmuş keşke yarıya böldürseydik falan <laughs> eleştirileriyle karşılaştım. Kaç liraya aldın? Yani 94 lira. Yarısı. Evet. Karnabahar da 100 liranın aşağısında yani, yokmuş. Bu, Arkadaşlar da söylüyor. Bana da, ha, da izleyiciler gönderdi. Bu ne karnabahar? Allah'tan karnabaharı sevmiyorum ben Evro. Ben Allah'tan Allah brokoli şeyi. ve karnabaharı sevmiyorum. 100 lira olmuş. Brokoli <laughs> de pahalı. Sevenler düşünsün diyorum. Ben de kendi bağırı... Şunu söyleyeceğim. E, maalesef yani eğitim şart diyoruz ya. Eğitim önemli diyoruz ya. Türkiye'de maalesef hukukçu eğitiminde de sıkıntılar var. Bakın. Çok basit bir şey anlatacağım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye bir şey var. Hı hı. Türkiye buna taraf olmuş. Avrupa Konseyi bünyesinde çıkarılmış sözleşmelerden biridir. Türkiye ilk imzacılarından. O sözleşmenin 10. maddesi düşünce özgürlüğünü güvence altına alır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi iç hukukla uluslararası hukuk çakışırsa uluslararası hukuk geçerlidir diye bir norm koymuş. Yani diyor ki ben diyor iç hukukumda düşünce özgürlüğünü kısıtlıyorsam ama uluslararası hukuk düşünce özgürlüğünün güvencesi ise ben diyor uluslararası hukuku üstün tutuyorum. Anayasamızın 90. maddesi bu. Dolayısıyla insanların düşüncelerinden dolayı konuşmalarından dolayı vesaire bu tür cezalar alması anayasamıza da aykırı. Yani sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na da aykırı. Ha, diyelim hakaret olarak mı gördün? Hakaret davası aç, onu ayrı tartış. Ama buna ceza davası açamazsın sen. Bunu bütün savcıların, bütün hakimlerin vesaire bilmesi lazım. Ama hukukçu eğitiminde de sıkıntı olduğu için, hukuk eğitiminde de sıkıntı olduğu için bol keseden hapis dağıtıyorlar. Ben şunu, gerçekten bu ülkede Adalet Bakanı olsam ya da Hani yasa çıkaracak gücüm olsa şöyle bir düzenleme yaparım. Bütün yargı ve şey yargıç ve savcı adayları 10 gün cezaevinde yat, yatmalı. 10 gün cezaevi koşullarını tatmalı. Bir cümle nedeniyle 4 4 yıl hapis cezası önerebilmenin ne anlama geldiğini en azından o 10 gün cezaevi deneyiminden hissedebilmeli kafalarından ceza şey yapıyorlar. Ya dört yıl ceza ne demek? Bir cümleye dört yıl cezayı sen nasıl teklif edersin ya? Bu nasıl bir hukuktur? Bu nasıl bir adalettir? Ya bir cümle, bir fikir, şiddet yok bilmem ne yok Na nasıl? Ha hakaret diyorsan git hakaret davası aç kardeşim. Özgürlüğünden mahrum bırakabilir misin bir insanı bir görüşünden dolayı, bir konuşmasından dolayı? Halkı kim? Ne no? diyor ki halkı kim ve bilmem ne? Ne oldu? Hani nerede halk sokaklara mı düştü? Kim ve nefretinden birbirine mi düştü? Ben Millet yolda bu, bu 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 hanımefendinin <laughs> görüşleri nedeniyle birbirini mi şey yaptı? Yani bak ne ya görüyorsun sanki? işte e, koskoca bak koskoca savcıyı sokak ortasında dövdüler basına yansımasa şey olmasa o dövenleri de serbest bırakacaklardı. Adamların 7-8 suçtan sabıkası var. Bu ülkede şiddet uygulayanlar aramızda dolaşıyor. Bir cümle nedeniyle, bir konuşma nedeniyle, bir yazı nedeniyle insanlar hapse atılıyor. Kurşun atmanın Türkiye'de tweet atmaktan daha hafif bir cezası var. Buna son vermek lazım. Hukuk Türkiye'deki hani hukuk düzeninin ciddi anlamda değişmesi lazım. Ya bir iktidar bir sürü hata yapıyor. İktidarın hatasını konuşmak suç oluyor. Ya bu 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 kadar dokunulmazlık, bu kadar şey. Ya düşünün ben yani lisede okumuştum 1984'ü George Orwell'ın kitabını. Ya böyle şey olur mu falan diye hani saçmaladıklarını falan düşünmüştüm. Yani böyle bir düzen mi kurulur falan. Şimdi ona gidiyoruz ya. Ülkenin rütük başkanı çıkıp diyor ki Sokak röportajları şey olmalı. Rütük denetimine şey olmalı. YouTube yayınları böyle bir düzenleme yok. Yasalarımızda yok yani. Soruyor Armağan Çağlayan diyor ki ama diyor bu diyor hani e, böyle yaptığınız zaman insanlara sokakta konuşma gibi e, bir baskı gibi olabilir diyor. E, Rütük başkanında diyor Daha böyle ne bir yapacaksınız şeyin, yani resmen? Yok böyle bir resmen bakın 1980 12 esinler. Eylül 12 Eylül askeri darbesi olmuş 1980'de. Ben 80'li yıllarda ikinci işte 84, 85, 86 o, o yıllarda lisede okuyorum. Ve 12 Eylül'ün ruhu aramızda dolaşıyor. Ona rağmen 1984 romanının çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Ama bugün 1984'ü yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Orada böyle sürekli ekranda görünen bir başkan şeyi var ya figürü. Şimdi de bizim hayatımızda var. Dokunulmaz. Ya 23 Mart 2023 tarihinde yapılmış e, pardon 24 2023 Mart 2024 tarihinde yapılmış Turgut Altınoğun mitingi var Ankara'da. Ve o miting nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kara gözlüklü asker montlu fotoğrafını her tarafa asmışlardı. Ya meclisin önünde kimse kaldırmaya cesaret edemiyor biliyor musunuz? Hala mı duruyor? Fotoğraf güneşten soldu. Evet, fotoğraf güneşten soldu. Kıştı da Birisi gelip cesaret ya edip ya 20 20 23 Mart'ta yapılmış bir şeyin mitingin afişinin burada ne işi var hala? Diyemiyor ya. Birisi gidip onu kaldıramıyor, korkuyor. Düşün yani orada bir sürü insan geliyor geçiyor vesaire falan. Önünde taksi durağı var. <laughs> taksi durağındaki şoförlere e, ayağınızı denk alın der gibi kara gözlüklü asker montlu bir, bir, şey bakıyor böyle. 1980 yani taksi durağın penceresi 1984 kitabında anlatılan ekran gibi. Pencereden tamam. dışarı baktığında kara gözlüklü asker montlu birinin resmini görüyorsun sürekli. Ya böyle böyle bir şeye dönüştük. Yani kimse de eleştiremiyor. Ya ben mesela Meclis Parkı kapatıldığında bu, bu, hani buna tepki gösteriyorum. E yetkililer diyor ki ya niye buna bu kadar taktınız? Ya takarım tabi özgürlük diye bir şey var ya. Siz siz Biz kimsiniz ki benim bu hakkımı mı Yeni bir liste geldi. Yüz ülke arasında bayağı gerilerdeyiz. Ya işte ama sonuçta şuraya geliyoruz. İnsan ihtiyaçları hiyerarşisinde ya da o piram meşhur piramitte. E sen barınma ve ilk çağ şeydeki ilk çağdaki taş devrindeki en temel şeylerin işte e, karnını doyurma ve güvenli bir mağarada kalma yani barınma, giyinme torunma, gıda en önemli ihtiyaç. E şimdi aynı aynı şeye gelmişiz. Aynı şeye gelmişiz. E şimdi sen karnını doyurma ve barınma gibi bir sorun yaşarken özgürlük de ne oluyor ya? Bu, bu noktaya gelmişiz ya gerçekten benim aklıma ermiyordu eskiden. Eskiden aklım ermiyordu. Bu tür şeylere nasıl böyle davalar açar? Bu, bu savcılar, hakimler nasıl hukuk okumuşlar falan derdim. Sonra o İzmir'deki e, yani bütün İzmir Adliyesi'nin en sorumluluk şahsı e, komisyon başkanı olan e, savcının odasını görünce durumu anladım. Hatırlıyor musunuz? Cephanelik gibi bir odası vardı. Duvarda onlarca silah asılmıştı. Evet. Yani, e yani şimdi işte. o o adamların o adamların arkasına astığı silahlarla evet. e, gurur duyan, onu gözümüzün içine sokan insanlardan fikir özgürlüğü, e, adalet falan bekleyebilir misin? O kafa, o mantaliteden böyle bir şey bekleyebilir misin? Yani Cumhurbaşkanı dün adli yıl açılışında konuşuyor Adaletten bahsediyor vesaire falan anayasadan bahsediyor ya mevcut anayasayı uygulamıyorsunuz ki Anayasanın 153 maddesi açık seçik diyor ki Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır herkesi bağlar diyor şunu bağlamaz demiyor Herkesi bağlar diyor Ya son bir yılda 3 tane kararını uygulamadınız anayasa mahkemesinin Uygulamadınız. Hani anayasa, anayasa suçu diyorlar ya, anayasa suçu işlediniz, anayasaya aykırı davrandınız. E şimdi ne adaletinden bahsediyoruz? Biz biz dil için nasıl adalet arayabiliriz ki? Bir cümle ya, bir cümle için dört yıl hapis yatmayı Her kim küçük. teklif edebilir ya? Hangi hukuk normu ya? Ha hakaret kabul ediyorsan hakaret davası aç. Özgürlüğünden yoksun bırakamazsın. Halkı fikir kimlik, özgürlüğü diye bir şey hata. var bu ülkede. Üniversitede öğrenmediysen ben de söyleyeyim. Aç ana şeyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini oku. Ondan sonra da git Anayasa'nın 90. maddesini oku. E, fikir özgürlüğünün ösünü bile bilmeyen insanların hukuk dağıtmasını, adalet dağıtmasını nasıl bekleyeceğiz ki? Şeep yani. protokolde de ağırladı CHP Genel ta, 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 Başkanı Özgür Özel. Ee, daha sonra işte açıklama yaptı. Ya o da yaptı. bak, onu da ben, onu da tasvip etmiyorum. Ee, bak, onu da tasvip. Sözlerimin etmiyorum. arkasındayım dedi. Bir sonra AK Parti da, Sözcüsü Ömer Çelik bayağı tepi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anladığım kadarıyla dün üstü kapalı bir mesaj vardı. Böyle bir gelişme var. <laughs> bak, e, ben 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 e, CHP'nin Dilruba'nın hakkını savunmasını sonuna kadar destekliyorum. Yani yapmak zorunda olduğu şeyi yaptı Özgür Özel ve doğru yaptı gitti cezaevinde ziyaret etti desteğini açıkladı serbest kalmasını sağladı ama Dilruba'nın bir siyasi şeyin içine çekilmesini doğru bulmuyorum protokolde oturtulması işte bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümünde ağırlanması vesaire yani onun politize edilmesi Kendisine o durumu yaşatanların karşı mahallesine çekilmesi falan. Dilruba sıradan bir vatandaştı. İşsiz bir gençti. CHP ile belki seçmen olarak ilişkisi vardır ama organik olarak bir şeyi yok. Vatandaş olarak hakkını savunabiliyor musunuz? Sizin safınızda olmasa da sizin safınıza katılmasa da hakkını savun savunabiliyor musunuz? Bu önemlidir. Dilara'yı da aramışlar. Hani, aramış kızı Özgür Özel'in. Me, ee, meşhur meşhur şey var yani. hani e, niye gösteriyorsunuz bu fotoğrafı şimdi? Sus mu demek istiyor yönetmen arkadaş bana? Yo söyledin hatırlatıyoruz. <laughs> resim eski e, biraz yıpranmış. Yok, yok. Hani orada durmak istemezlerse görsünler diye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yok, resim herhalde. Ya, espri çararmış. yaptım Ertuğrul. <laughs> espri yapıyorum Ebru yani. Tamam Hayır birden konuşurken karşımda gör <laughs> konuşurken böyle en tamam, şey şekilde e, iktidarın, icra iktidarın icraatlarını eleştirirken birdenbire karşımda böyle kara gözlüktü asker elbiseli <laughs> bir Cumhurbaşkanı ya, fotoğrafı. Ya. Beni susturdu tabii korktum <laughs> korktum. Sen buna bir de şimdi Osman Gazi Köprüsü'nü 3. Köprüyü ve Çanakkale Köprüsü'nü ekle. Onlar Onlara da 20 milyar doları geçiyor ekle. diye biliyorum. Daha fazla hatta yıllık. Tabii. Yani, ya bir, bir köprünün maliyeti 2,5 milyar hastaneleri... dolarsa biz nasıl? Ben anlamadım. 40 yıl ya, 30-40 yıl. Anlamayacak ne? Anlamayacak ne var ya? Hala yani anlamıyorum gerçekten. Bu ülkenin gerçekten. nasıl battığının, Ebru, bu ülkenin nasıl battığının resmidir bu. Gerçekten e, inanılmaz bir şey ya. Yani bu bu düşünsene bu 24 Altı milyar e, değil mi? 24 milyar yanlış görmüyorum. 30 Hatta milyar 25 doları milyar, aşıyor. 24.8 milyar dolar. Bir de e, 3 milyar eurosu i̇şte var. İşte 26 27 27 28 milyar dolar neredeyse. E, Euro ile yani 28 milyar beraber milyar dolar. Euro kuruyla o alttaki euro i̇şte oldu. 29-30 milyar, milyar, şey milyar dolara yakın bir şey yapıyor. Vay arkadaş. Hakikaten var ya. Sonra 2 milyar dolar dışarıdan bir tahvile para girince veya şey, yani yani bir meclis senedine şey bayram yapıyoruz. Davul 20, 20 milyar olarak. dolar. Ya memleketten o kadar kopuk yaşıyorlar ki bu kabine üyeleri. Yani gerçekten Vedat Işıkhan'ın bu ülkede yaşayan insanların, emeklilerin, işte e, asgari ücretlilerin falan derdini anlamasını ben beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Yani kendi alanında bir e, gelişme sağlamak vesaire falan gibi bir çabası yok yani. Hesap kitap ortada. Yani belediyelerin borçlarının tamamını toplasan, SGK'nın kasasına koysan, SGK'nın açığının... E, yani çok az bir kısmını karşılıyorsun. %9 yani SGK, SGK'nın keşke yüzde dokuz işte yani hepsini toplasan get yüzde on diyelim yani. Getirsen toplasan SGK'nın açığının yüzde onunu karşılasın. Yüzde doksanı nasıl kapatacaksın Sayın Bakan? Ya yani böyle işleri güçleri insanların kafasını bulandırmaya çalışmak. Böyle karmaşık açıklamalarla ya durum ortada. Emeklileri Bakın, düşünün. Falan biraz dedi. önceki tabloyu tekrar Ozan'ın Ozan'ın tabloyu bir daha gö gösterebilir miyim? Arkadaşlar çocuklar. Bu yollara ödenen gar, ha, yollara ödenen garantiler. Bu. Şimdi menemen Alaçhınlarlı Çandarlı yolu 541.3 milyon euro. Dolar. Şimdi bunu bunu canlı yayında. Euro yazıyor. Ha, dolar Euro mu? Değil. Tamam peki. Yok ikisi Euro. Son ikisi Euro. Euro yazıyor. Evet evet. Tamam. Bir, bir şey ne kadardır e, Euro şu anda? 38. Canlı yayında hesaplayalım. 38 değil mi? 37.53 20... pardon. 37.53. 20 milyar tamam. lira. 20 milyar lira. O yolun uzunluğu sizce ne kadardır? Bir tahmininiz var mı? Bir daha sorar mısın? Yolun uzunluğu ne kadardır? Çandarlı. Menemen. Bilmiyorum ben. 10 kilometre civarında mı deriz? Menemen Çandar. Ne dedin Ozan kaç dedin? 60 kilometre. 60 kilometre. 60 kilometre. Azmış. 60 kilometrelik yola. Düşünebiliyor musunuz? bak. Bir Az kilometresine mi? bir kilometresine mesafe 307 milyon lira. 307 milyon lira bir kilometresine. Eski parayla 307 trilyon lira. Bir kilometre yolun maliyeti ne kadardır? Varsa Çok inşaatçı, ya. <laughs> İnşaatçı tanıdığım <Bakın>. yazsın. <laughs> İnşaata gerek Çelez yok Ebru kadar, bak 541 tamam. no. ya 20 milyar lirayı çok basit bir bölme işlemi yapın ya 20 milyar lirayı 60 kilometre yola veriyorsun. 60 kilometre yola 20 milyar lira veriyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç düşünemiyorum. Sinir oldum. Sinirlendim şu anda. 300 milyon, <laughs> 300 milyon, <laughs> milyon yani. bir kilometre. Bir kilometre yola 300 milyon lira veriyoruz. Önüme çocukların beslenme çantası. Bu nasıl bir paradır biliyor geliyor. musun? Bak. Bu sadece <laughs> Menemen Çandarlı Otoyolu'nda yediğimiz kazık. Bir Altı kilometre ya olmuş. bin olmuş. metre. Üç gidiş üç geliş. Onu da söyleyeyim de Yiğit baktı şimdi. Ya böyle. ne fark eder? Bütün. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Bir kilometresi 300 milyon lira. Bir kilometresi. Düşünebiliyor musunuz? Şerit başı 50 milyon. Bir, bir. Efendim? Şerit başı 50 milyon yapıyor. Bir, bir metresi 30 bin lira. Bir metresi 30 bin lira. Üç şerit gidiş, üç şerit geliş. Dünyayı arayın, gidiş. tarayın, şey yapın bu maliyetlerle bu pahalılıkta bir yol var mıdır? Bu kadar kıymetli bir yol var mıdır? Yok çok değerli. Yoktur yani diğer diğerlerine de bakın yani diğer işte Kuzey Marmara yolu ikisini topladığın zaman 12 milyar lira şey 12 milyar şey 12 milyon mu ne yazıyor? A, 12 milyar dolar. Kuzey Mar düşünün Kuzey Marmara yolu dediğiniz şey Hendek'le İstanbul arası. Yani Hendek'ten başlıyor, Akyazı'dan başlıyor, İstanbul'a şey, havaalanına kadar gidiyor. Ya 12 milyar toplasanız 100 kilometre yol yoktur orada yani. 12 milyar lira veriyorsunuz o yola. Kimin parası bu? Bu vatandaşın parası. Kime veriyorsunuz? Toplasanız 10 tane müteahhite, 15 tane müteahhite veriyorsunuz. Kimse de bunun hesabını falan sormuyor. Tabi hastaneleri, köprüleri, tünelleri falan konuşmuyoruz bile. Tam tersine gurur duyuyoruz ya. Ya kardeşim 300 milyon lirayı ver bir kilometre yolu nenem de yapar. <laughs> 300 milyon lirayı ver bana. Ben inşaat yeni inşaatçı vereceğim. olurdum yani. <laughs> Yok. Altyapı uzmanı falan. Yok Esiz gerçekten olur. böyle. Ben yapardım. Gerçekten böyle yani. Hatta daha baya bir düşüne yapardık biz. İşte bu burada da diyor ki bak esas hinlik nerede biliyor musunuz? Diyor ki cebimizden tek kuruş çıkmadı diyor. Bu yolları yaparken. Biz millet olarak 67 kilometrelik yolu 20 milyar liraya yapacağız ve millet olarak cebimizden tek kuruş çıkmayacak. Bu mudur yani? Ondan sonra da Binali Bey dün çıkmış partide şikayetçi. Halkın diyor yüzde %76'sının yaşadığı şehirlerde muhalefet kazandı diyor. Demek ki halk uyanıyor artık yavaş yavaş. Bu yolların hepsi Binali Bey zamanında yapıldı. Bu sözleşmelerin hepsi Binali Bey zamanında yapıldı. Bunların hepsi bir ara bize Binali Bey'in başarıları olarak sunuldu. Ya bir kazı, bakın bu büyüklükte bir kazı olumlu bir şeymiş gibi anlatabilmek mucizevi bir şey ve bu iktidar bu mucizeyi başardı yaparsa AK Parti yapar. Bu kazı bize güzel bir şeymiş gibi orada sansür yapıyorum fotoğraf aklıma geldi biraz önce arkadaşların gösterdiği fotoğraf onun <laughs> için söylemiyorum. Arada verim bari ee, gerçek <laughs> <laughs> arasını <sıra> hatırlatın arkadaşlar <laughs> <laughs> ara sıra fotoğrafı hatırlatın da biraz biz de frene basalım yani lütfen öyle şey otobanda gider gibi gitmeyelim hız sınırı var ceza yiyoruz sonra cezalar da artmış ona ee, göre ya... geldi aha da geldi <laughs> 23 Mart Cumartesi saat 18.30'da Büyük Ankara mitingi afişe hala duruyor orada Neyse e, güzel müthiş yollar böyle kaymak gibi yollar artık yani e, Türkiye böyle yollara hak ediyor muhteşem yollarımız var e, iktidarımızı tebrik ve teşekkür ediyoruz bu yolları bize yaptığı için rakamların ne önemi var arkadaşlar hiç gerçekten <laughs> e, olur böyle şeyler 3 lira aşağı 3 lira yukarı e, ama yollara bakın bu yollar muhteşem yani Geçemiyoruz pahalı Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geçemiyoruz pahalı. Ya bir de bu kadar para verip köprüden bakanı da, geçemiyoruz. Deniz abi ulaştırma bakanı da sonra Bak veresiye satan peşin satan. Bunu hiç unutmayın olur mu? Bak bir de bunu göstereceğim arada. Garantinizi alın. <laughs> peşin peşin. Tamam mı? Öyle. Ee, halk, e, halk halk tabi ödüyor. Veresiye satıyor. Taksit taksit peşinde halka satan oluyor. Böyle bir durumumuz var. Bu zaten fazla bir söze de gerek bırakmıyor. İşte sonra Ulaştırma Bakanı da Ebru CEO olarak atanıyor bu otoyola. Eski Soy Ulaştırma Bakanı. İhaleyi veriyor. Evet. Sonra e, o şirkete CEO oluyor. İhaleyi veren de yani bakan bakan koltuğundayken o isim. İşte eskiden mesela bir kural vardı Ebru, bir kamu kurumundan ayrıldığın zaman o kamu kurumunun görev alanına gelen işlerde giren işlerde özel sektörde 3 yıldan önce işe başlayamazdın. Yani BOTAŞ genel müdürü BOTAŞ'tan ayrıldıktan sonra doğalgaz işiyle uğraşan bir şirkette çalışmaya başladı diye kıyamet kopmuştu. Anladım. Şimdi yani bu devlet düzeni falan gerçekten bunlar demokrasiye dair şeylerdi. Demokratik kurallardı. Bunların hiçbiri yok ortada. Ya adam ihale verdiği şirkete sonra yönetici oluyor. Yönetici olduğu şirketten bakan oluyor. Ya düşünsenize şimdi Tarım Bakanı mesela eski eski Tarım Bakanı Pak Demirli. Bir market zincirinden gelmişti. Ben onun bakanlık koltuğunda o market zincirine avantaj sağlamayacağından nasıl emin olabilirim? Ya da şimdiki bakan mesela özel sektörden gelmek iyi bir şeymiş gibi işte Sağlık Bakanı sağlık sektöründe iş yapan biri turizm falan Bakanı. böyle sürekli bunlar Turizm Bakanı turizm sektöründe iş yapan biri bunlar iyi bir şeymiş gibi anlatıldı. Nasıl bu bu 24 işte o 3 milyar euro ile birlikte 28 milyar liralık kazık bize muhteşem bir şeymiş gibi anlatıldıysa öteki olumsuzluklar da olumlu bir şeymiş gibi anlatıldı ve biz yedik bunları biliyor musunuz? Hepimiz yedik. Yedik ya, ne fiyatına baktık, ne başka şeyine baktık. Ya iki buçuk milyar dolar, bir en büyük köprü, yani en muhteşem köprü dört milyar dolar olsun hadi. E bakıyorsun verilen garantiye on iki milyar. Aynen çok i̇ki, yüksek. İki köprü daha fazladan, bir de iki, o köp 2030, iki köprü kadar parası kendini daha fazla veriyorsun. Çocuklar, torunlar falan hepsi ödeyecek. Cümbür cemaat ödeyeceğiz. Öyle Evet. Öyle işte bak mesela Çandarlı Menemen Çandarlı otoyolu miras, 60 kilometre Çok güzel ya. miras bıraktık. Mirasımız. 60 kilometre yol yapmışsın. 540 küsür milyon euro e, garanti vermişsin ki o ne demek biliyor musunuz? Yani geçse de geçmese de o şirket o parayı kasasına koyacak. Yani o o yolu 500 küsür milyon euro'ya yapmış demek. Verilen garantinin anlamı bu. Yani o şirket senden bu kadar para alacak. Aynen. Hani yolcu geçme yolcu geçersek yolcu olarak geçersek direkt bizim cebimizden alacak. Yolcu olarak geçmezsek bizim ödediğimiz vergilerle oluşan bütçeden alacak. Mesela desteklenen ama bir şirkette çalışanlar yani. daha iyi durumda. Ben merak ettim izleyiciler ne ya düşünüyor çöp, diyor. Çöp meselesi Ebru. Çöp meselesi konusunda yani belki biraz şey gelecek ama ben destekliyorum. Bir de çekirdek var. Ya çöp atanlara yere çöp ee, ya yine ona böyle hani doğaldır zamanla şey olur falan ama mesela sigara içiyor. Ya şurada bizim hemen yan sokakta göç idaresi var. Ee, Ankara il il göç idaresi. Ya kaldırımı nasıl biliyor musun? Sigara izmariti dolu. ...neyse tamam ona ceza i̇şte getiriyormuş... Içiyor, ...diğer belediyeler niye şikayet ediyormuş plastiğini, ki... ...plastiğini... ...yani... ...hayır bu, bunun belki... ...cezaların yüksekliğinden şikayet ediyorlardır... ...ama yapmak lazım ya gerçekten... Yani. ...kaldırımlarda pet şişeler... ...işte adam bisküvi alıyor... ...ya da çikolata alıyor... ...şeyini yiyip atıyor... ...o, o, o Esin plastik arabadan kılığı... Boşaltılırdı. O ...ya biraz da geçen, geçen... ...geçen mesela benim önümde oldu. Adam kolunu çıkardı arabadan, boş su şişesini bıraktı otoyola. Korna çaldım. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Rahatsızlık hissetsin hiç olmasa. Hani gördüğümü İyi kavga ve çıkmadım. rahatsız olduğum şey. Sonra da düşündüm ya dedim şimdi adam psikopatın teki çıkar. Ee, bir şey biliyor musunuz? Geçen Amerikalılar bir araştırma yapmışlar. Dünyada en çok beyzbol so sopası yapılan, ama hiç beyzbol oynamayan tek ülke e, Türkiye. <laughs> yani be, beyzbol sopası en ben çok en Hepsi çok nerede sopa satılıyor iner biliyor musunuz? Ya zaten. Hapanı indir diyen yapacak, en yapacak hiçbir şey yok. Gittin Bez... yani. Bez sopa kapıya inince. Hayır be, şimdi eskiden levye falan diye şeyler vardı böyle. Levye derlerdi demir çubuklar falan. Şimdi modernize olduk yine. Ak, yaparsa AK Parti yapar. AK Parti bizi çağdaşlaştırdı. Beyzbol sopası kullanıyorlar. Beyzbol sopaları da benzinliklerde satılıyormuş. Yani en en enteresan detay da o. Ya bu, bu gerçekten mesela o cama aç. Ya kardeşim sık boşalt içindeki havayı kapağını kapat. Şu kadar bir avuç kadar kalıyor o plastik şeyler. Tut yanında indiğin yerdeki ya çöp kutusunu Ne kadar bir şey ki zaten koy arabayla gidiyorsun ya. Bir yerde dur at ya be, be Müslüman. Aynen yani, çöp torbası hakikaten, yap. Çok poşeti yap. Ya aynı şey, bak, yani bu çok çok özür dilerim bu. <laughs> Benim kardeşim çok poşetiyle yani dolaşır Ya yani neyse işte, yani bu yani. bu nedenle o cezalara kısıyorum ama bu mültecilere zulmetmek de bana biraz tuhaf geliyor. Yani, yani. E, ya Evlenecekse bu bunun, evlenecek a, yani. Sorun mülteci, bak mülteci sorun mültecide değil, mülteciyi bu ülkeye dolduranlarda ve evet. böyle yaşatanlar. Hep yanlış noktadan bakıyoruz. Misafir, yani gerçekten misafir hep gibi yanlış şeylere odaklanıyor. Benzer Evet evet. Yani Sanloopo Belediye Başkanı var. Paris Büyükelçisi mi olmak istiyor. Öyle diyorlar. Yani duydum. Ee... Ben de istiyorum. Nasıl olunuyor? <laughs> sen fakirsin, olamazsın. Yani. <laughs> Bak acı gerçeği söyledim sana. <laughs> sen, sen fakirsin, olamazsın. <laughs> Fakirler parise gidemiyor mu? <laughs> kendine gel, kendine gel lütfen. Sen olamazsın. Yok, anladım, kendim değilim. Her gidebilirsin de büyükelçi olamazsın yani. Ha, anladım. Büyükelçi olamam tabii de belki Kasım Bey Bey'i büyükelçi olarak görebiliriz belediye başkanlığından diyorsun yani. Artık Beklemiyordum bu cevabı. Büyük olamıyor Ebru. Sözcü koma şimdi düşmüş Ebro, ayrıntısını artık okuyamadım. Elçi... Hmm. Artık <laughs> diplomatlar bile büyük elçi olamıyor bu ülkede biliyor musun? Biliyor. Yıllarca dirsek çürütüyorlar, meslek memuru oluyorlar, işte birinci katip oluyorlar, ikinci katip oluyorlar, işte sıra hmm. tam tersine gidiyor üçüncü katip. Metin Feyzoğlu katip, mesela, katip. mesela çok üçteşar, önemli bir isim, o Prak büyük elçisiyle koşuyor. falan. On Onun... Onlar e, böyle emek harcıyorlar, ondan sonra birileri geliyor, e, sen şuraya büyükelçi atandın diye, kelelakka bir isim, büyükelçi oluyor, diplomat da orada bekliyor. Dış işlerinde şu anda atanması gele, ge, gelen, yani yurt dışına büyükelçi olarak atanması gereken 60-70 tane diplomat sıra bekliyor. Ama bunlar büyükelçi atanabiliyorlar böyle yani. Yazık. Ülke böyle bitti işte. ya. Abi böyle onlar bitti. işe yanlış yerden başlamışlar. <laughs> i̇lçe teşkilatlarından i̇şte evet, tabandan başlamışlar. başkanlığına başladı. gidip üye kaydı yapsalarmış. <laughs> tabandan ilçe teşkilatlarından gireceklerine. Ama bir yolu daha var. Maalesef. Onu bilmiyorsunuz siz. Yani Her cuma Google'dan search edip bir ayet sallarsanız büyükelçi olabiliyorsunuz bir yere. Yani zengin olmasan bunu da yapsan. Onun o da için Çikolata çikolata sevmek gerekiyor. O, o, da kilo yapıyor çikolata da biliyorsun. ve <laughs>